Herkese merhaba arkadaşlar, ben Emre. Yepyeni bir videoyla ve yeni bir video açısıyla <laughs> sizlerle birlikteyiz. Umarım bu açıyı beğenirsiniz. Valla bence arka plan gayet güzel gözüküyor. Böyle hani ferah bir yer olduğunu düşünüyorum arka planın. Bugün arkadaşlar başlıktan gördüğünüz üzere sizlerle birlikte Almanya'da ev bulmayla alakalı sohbet etmek istiyorum. Biliyorsunuz iş değişikliği sebebiyle yakın bir zamanda Münih'e taşındım. Ve aslında Münih... Berlin'le birlikte Almanya'da ev bulmanın en zor olduğu şehirlerden bir tanesi. Bugün sizlere aslında büyük şehirlerde özellikle nasıl ev bulunur, ben bunun için neler yaptım bunlardan bahsetmek istiyorum. Sizlere hikayemi anlatacağım, yaptıklarımı anlatacağım. Çünkü çevremdeki birçok insanın tahmin ettiğine göre daha hızlı ev buldum ben Münih'te. Bu evi buldum. O yüzden böyle bir videonun aslında sizlerin de işine yarayabileceğini düşündüm. Bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa kanalımıza abone olabilir. Bizlere desteğinizi gösterebilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında Instagram ve Telegram gibi platformlarda da aktifiz. Şimdiden desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve lafı hiç uzatmadan videoya geçiyorum. Evet arkadaşlar şimdi burada benim e, ekranımı görmektesiniz. Aslında bugün sizlere ImmoSquad24 adlı web sitesinden bahsedeceğim. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla özellikle öğrenci olarak değil de böyle işiniz vardır ya da biraz daha işte alım gücünüzde iyidir bir ev bakıyorsunuzdur. Yurttan ziyade bir ev bakıyorsunuzdur. E, bu tarz bir senaryoda e, aslında olayların temel döndüğü yer ImmoSquad24 adlı gördüğünüz web sitesi arkadaşlar. Onun dışında başka hangi seçenekler var? E, diye bir site var. Yine Immoscout'a çok benziyor. Tabii ki VG Gezuk diye bir site var ama o site daha çok böyle öğrenciler için diyebilirim. Onun dışında Klein Einsteigen adlı içinde her şeyin olduğu web sitesinde de tabii ki ilanlar oluyor. Ama benim gördüğüm kadarıyla en derli toplu, en çok ilanlı olduğu ve en çok fırsatın olduğu web sitesi İmmo 24 arkadaşlar. Şimdi bana demişlerdi ki Münih'te ev bulmak çok zor. Kimisi dedi ki işte en az 3 ay sürer ev bulmak, kimisi 6 ay dedi, 8 ay diyen oldu ki yani düşünüyorum bir yıl zaten 12 aydan oluşuyor yani ben 8 ay nasıl ev arayacağım falan. O yüzden Immo 24 adlı web sitesinin premium üyeliğini araştırmaya başladım. Yakın çevremde bazı kişilerin, bazı arkadaşlarımın buradan böyle bir premium üyelik aldıklarını ve e, Stuttgart gibi büyük şehirlerde ev bulabildiklerini gördüm. Daha kolay, ve daha hızlı ev bulabildiklerini gördüm. Ben de bu nedenle arkadaşlar bu üyeliği araştırmaya başladım ve aslında bunun mantıklı olduğunu gördüm. Şimdi size biraz böyle bu web sitesinin premium üyeliğinden bahsedeceğim. Örneğin arkadaşlar şu belge şu Bonitex Check. Bu belgeyi genel olarak ev sahipleri istiyor. Herkes istemiyor tabii ki ama genelde isteniyor. E, bu size neyi gösteriyor? Bu aslında sizin banka e, hesaplarınıza e, ulaşıp sizin kredibilitenizi ölçen pozitif ya da negatif diye sonuç veren resmi bir kağıt diyebilirim. Ve gördüğünüz gibi mesela burada bir örnek var. Böyle bir belge ihtiyacınız olabilir. Peki bu belge ücretli mi? Tabii ki ücretli. Ücreti ne kadar arkadaşlar? Bu belgenin maliyeti 30 lira arkadaşlar. Bu kağıdı aldıktan sonra 2 ay boyunca geçerli oluyor bu arada. 2 ay sonra tekrar ihtiyacın olursa tekrar yenilemeniz gerekiyor vesaire. Şimdi ben gördüm dedim ki ya benim bu kadar böyle belgelere ihtiyacım olacak. Belki başka belgelere de ihtiyacım olacak. Öte yandan şimdi reklam yapıyor gibi oldu ama harbiden reklam değil yani. Hani şu an yaşadıklarımı anlatıyorum. ImmoSquad'da premium üyelik alırsanız arkadaşlar aylık 30 euro veriyorsunuz. Ve birazdan göstereceğim birçok belgeyi ücretsiz şekilde erişebiliyorsunuz. Bakın bu çok güzel bir avantaj. Bu üyelik konusunda şöyle bir bilgi vermek istiyorum. En az 3 ay üye olmanız gerekiyor. Yani 1 ay üye olup çıkış yapamıyorsunuz. Ama ben de şöyle düşündüm. Zaten dedim bir belgenin maliyeti 30 euro ki birazdan size göstereceğim. Buradan birçok e, tanesi 30 euro olan belge alabiliyorsunuz. Aslında günün sonunda daha avantajlı olabiliyor üyelik. Onun dışında bir diğer avantajı arkadaşlar premium üyeliğin bir e, ilan yayınlandıktan sonra yanlış bilmiyorsam ilk 48 saat içerisinde sadece premium üyeler ilanı yazabiliyor. Yani örneğin Berlin gibi ya da Münih gibi büyük bir şehirde ev arıyorsanız ilk 48 saatte ev sahibine ulaşmak aslında sadece sizin yazabilmeniz vesaire bunlar güzel avantajlar. Onun dışında böyle bir yazma sınırı olmayan ilanlarda ise Premium üyeler yazdıkları zaman ev sahibinin gelen kutusunda premium üyelerin daha önde hani olduğu, üste çıktı, öne çıkarıldıkları yazıyor arkadaşlar. Şimdi gelin şöyle premium üyelik bize neler sunuyor? Kısaca bir göz atalım. Örneğin arkadaşlar diyor ki self out commit Meta Plus. Yani aslında burada kısacası kendinizi anlatan bir kağıt oluşturuyorsunuz. İşte kişisel bilgileriniz, telefonunuz, doğum tarihiniz e-mail adresiniz, mesleki durumunuz, evcil hayvanınız var mı yok mu, medeni durumunuz, şu anki mevcut kira durumunuzla alakalı bilgiler. Eğer yalnız yaşamıyorsanız, diğer ev arkadaşınızla ilgili kişisel bilgiler vesaire mesela bunu da buradan ücretsiz bir şekilde oluşturabiliyorsunuz. Bakalım bir sonraki. Gördüğünüz üzere az önce size gösterdim. Bu çok önemli bir belge arkadaşlar. Şufa Boniteyet çek. Gördüğünüz gibi burada da diyor mesela e, oluşturulduktan sonra diyor 2 ay geçerlidir. Sizin diyor kredibilitenizi kanıtlar. Bakın bunlar çok önemli şeyler. Mesela şu belgenin normalde fiyatı zaten 30 euro. Bu da bunun içerisinde. Identitet prüf yani e, aslında kimlik kanıtı gibi bir şey. Burada da aslında banka aracılığıyla sizin asıl kimliğinizi doğrulayan bir döküman, bir PDF. Bir başka önemli belge, Einkommens Nachweis yani gelirinizin kanıtı arkadaşlar. Burada uygulama aslında bank hesabınıza erişerek son 6 aylık gelirinizi burada Kanıtlı bir şekilde gösteriyor arkadaşlar tabii ki mesela bu belge yerine Lohnabheischnung yani maaş bordurusu da gösterebilirsiniz ama Mesela ben bu oturduğum ev için ev sahibine bu belgeyi gösterdim ve direkt okey demişti Şöyle devam ediyorum burada da tam tersi arkadaşlar Ödediğiniz kiraları gösteriyor mesela bu da inandırıcılık açısından önemli bir rol oynayan bir belge diye düşünüyorum Bu belgeyi de yine ImmoSquad çerçevesinde hazırlıyorsunuz arkadaşlar ve ev sahibinize sunabileceğiniz bir belge daha oluyor. Eliniz güçleniyor aslında. Şöyle devam ediyorum ve aslında bir şey kalmıyor. Şimdi bütün bunların hepsi Bevel ve Mape adlı bir PDF'e dönüşüyor arkadaşlar. Şimdi siz onu da göstereceğim. Evet mesela burası benim e, gördüğünüz gibi Angemelet As Emre Kimak. Benim profilim arkadaşlar gördüğünüz gibi burada beve ve map ediyor. Burada size az önce gösterdiğim bütün her şeyi ben burada kendim oluşturdum gördüğünüz üzere. Burada böyle devam ediyorum. Aygen'e dokument ediyor. Kendi dokümanlarınızı da ekleyebiliyorsunuz. Ben burada mesela iş sözleşmemi de ekledim arkadaşlar. inandırıcılık açısından. E, ve map'e ne oluyor? Beve ve aslında tüm bu oluşturduğunuz dokümanları, pdf'leri falan filan topluyor ve tek bir dosya, tek bir pdf haline getiriyor arkadaşlar. Düzenliyor. Siz bu PDF'i indiriyorsunuz. Çıktı alabilirsiniz ya da dijital olarak tutabilirsiniz. Gerekiyorsa ev sahibini yolluyorsunuz arkadaşlar. Zaten ImmoScout üzerinden bir ilana başvuru yaparken arkadaşlar buradaki belgeleri ekleyip eklememe seçeneği de bize, bizlere sunuluyor. Ben her zaman ekleyip yollamıştım. Burada bir başka önemli nokta da şu. İlanlara ...göndermek için bir metin hazırlayın derim. Bir özet aslında, Suzan Mufasung. Ben burada mesela nelere dikkat ettim? Tabii ki adımı ve soyadımı yazdım, yaşımı yazdım. İş değişikliği nedeniyle Münik'e taşınmam lazım yazdım. İş sözleşmeme sınırsız olduğundan bahsettim. Yalnız yaşıyorum dedim. Evcil hayvanım yok dedim. Onun dışında maaşımı da yazdım arkadaşlar. Çünkü... Az önce de gösterdiğim üzere zaten iş sözleşmesini de atıyordum. Hani oraya bakmadan önce o özetten hani benim maaşımı görüp ha evet inandırıcı demek ki kirayı ödeyebilir falan diye yani bir izlenim bırakmak için. E, bu tarz böyle e, birkaç noktaya dikkat ettim arkadaşlar. İlk başlarda çok bunu geri dönüş alamadım ama daha sonra böyle her yere bütün inanlara başvurmaya başladım. Bu ev peki nasıl oldu diye soracak olursanız gerçekten çok ilginçti. Benim aslında o gün birden fazla ilan için e, görüşmem vardı. Onlardan birisi de bu evde. Bu eve geldim gerçekten yağmurlu bir gündü. Hani birazcık da geç kaldım böyle bir e, 15 dakika falan. Çünkü Doğu Çaban aslında geç kaldı. Bir geldim ev sahibinin bir listesi var böyle hani ziyaretçi listesi. Bu evi görecekler listesi. Belki 30 belki 40 isim var. Dedim ki burası dedim bana hayatta daha... <laughs> çıkmaz yani. Ya birisi benden fazla kazanıyordur ya birisi benden önce burayı kiralayabilir falan. Çok fazla seçenek var ev sahibi açısından. Ev sahibiyle biraz böyle güzel bir iletişimimiz oldu aslında. Ve bana şunu söyledi dedi ki bu evde dedi oturan eski kiracılar dedi çok böyle iyi insanlardı ve aramızda dedi güzel bir iletişim vardı. Bu iletişimin dedi bu evde sürmesini istiyorum dedi. Yani buraya gelecek kişinin dedi böyle konuşkan ne bileyim dışa dönük böyle sıcak kanlı birisi olmasını istiyorum dedi. Ben de dedim ki ben de aynı beklentileri dedim bir ev sahibi için dedim aslında isterdim falan dedim <laughs> Baktım ki böyle hani kafalar falan uyuşuyor. Sizin konuşuyoruz. Dedim ki senli benli konuşabiliriz isterseniz. Onu deyince zaten senli benli konuşmaya başladık. Buradan çıktım. ikinci eve bakmaya giderken Telefonum çaldı dedim Allah Allah kim bu Alman numarası? Baktım ev sahibi arıyor. Alo dedi Emre işte ben evi dedi sana vermek istiyorum dedi. Eğer istersen dedi hemen dedi sözleşmeye dedi imzalayalım. Ben böyle bir şaşırdım yani dedim. <laughs> Tabii ki dedim yani hani çok sevinirim mutlu oldum falan. Acayip mutlu olmuştum o gün. Öyle ki hani evi iki farklı grupla aynı anda gezdim ben. Hani evin talebi çok yüksekti. Fakat yani bana geldi bilmiyorum belki biraz şanslıydım. Belki ilk izlenimim iyiydi ama Böyle bir şey yaşadım ve aslında ben bu evi toplamda bir ayda bulmuş oldum arkadaşlar. Bence bir ay Münih gibi bir şehir için kısa bir ev bulma süresi. Bilmem siz ne dersiniz. Yani genel olarak arkadaşlar e, Immoscout24 adlı web sitesini öneriyorum. Premium üyelik almak bu açıdan iyi bir fikir olabilir. Evet masraflı masraflı. E, aylık 30 euro ve en az 3 ay üye olmanız gerekiyor ki bu yani 90 euro'nuza tekabül ediyor ancak bazen e, bu tarz giderleri e, bir yatırım olarak görmek lazım halk arasında da söylendiği üzere kaz gelecek yerden tavuk esirgenmezmiş kesinlikle bana yardımcı oldu arkadaşlar diğer türleri bulmam çok daha zor olurdu Bu nedenle harbiden yani kişisel olarak ben bunu yaşadım ve tavsiye ediyorum Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte imosquad 24'ün Premium üyelik seçeneğini kısaca göz attık şahsen bu hizmetin parasının hakkını verdiğini düşünüyorum arkadaşlar Özellikle büyük şehirlerde ev arıyorsanız ve kısa vadede ev bulmanız gerekiyorsa bence satın alınması gereken ve parasının karşılığını veren bir sistem. Umarım bu video sizlere yardımcı olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.